Merhaba arkadaşlar. Bugün yine TryHackMe'nin Vulnerability makinesini çözeceğiz. Zaman kaybetmeden direkt makineye başlayalım. Makineyi ayağa kaldırdım. VPN'le bağlantımı sağladım. Şimdi ikinci task olan Reconnaissance bölümüne geçiyoruz. Reconnaissance'da bizden MMAP kullanarak bir tarama yapmamızı istiyor. Hemen tarayıcımı açtım. Pardon, terminalimi. Makinenin IP adresini alıyorum. Versiyon taraması yapmamı istemiş bize. Versiyon taraması yapıyorum. Devam edelim bir taraftan. Kullanabileceğin MMAP bilgili birkaç tane cheat sheet mevcuttu internette. Evet, biliyoruz bunu. Makineyi tara diyor. Kaç tane porta çık? Bunu bana söyle diyor. Bakalım. Tabi tarama bitmedi henüz. Makinede çalışan Circuit Proxy'in versiyonu ne? Bunu sormuş. Tarama gelince bakacağız. Yan taraf alayım bunu. Geldi, tarama bitti. Açık portlar burada gözüküyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane port açık toplamda. Hemen submit edelim bunu. Circuit Proxy'nin versiyonunu sormuş. Kontrol edelim. Circuit Proxy. Şu bahsedilen servis. HTTP Proxy servisi. 3512. Kopyalayalım hatta direkt bunu. Port 400 parametresiyle çalıştırdığınızda kaç tane portu çıkacak diyor. Yanlış hatırlamıyorsun, bu 400'ün altındaki portları tarıyor. 1'den 400'e kadar olan, doğru mu hatırlıyorum? Bizi arada kısa çizgi var. Doğru değil mi? Evet, aynı o şekilde. Diğer terminalden yapalım bunu. Tarasın yine. Nmap'te kısa çizgi n parametresi neyi çözümlemez diyor. Bu parametre, hemen bir terminalde açıp göstereyim size. Nmap help yaptığımızda zaten bize bu parametrenin ne için kullanıldığını belirtiyor. Burada gördüğünüz gibi. Ne vurdu? DNS resolution. DNS çözümlemesi yapmıyor. Kapatabiliriz bu noktada. Tarama da bitti. Gördüğünüz gibi 400'ün altında açık port sayısı 3 tane. Buraya da 3'ü girelim. How many ports? Ya pardon, soruyu yanlış okumuşum. Şunu kapatalım. Kapatamıyoruz. Ben Discord'dan çıkış yapayım. Bir dakika. Nerede Discord ya, kafam karıştı. Tamamdır. 400 portu tarayacak sadece. 400'e kadar olanları çünkü taramasını istiyoruz. Bu makinede çalışan operating sistem ne diye sormuş. Bunun için de OS taraması yapacağız. Gerçi buna gerek yok şu an. Burada operating sistemde kullanılan SSH'ten Ubuntu olduğunu anlayabiliyorum ama yine de nmap T4 yapalım. Threading. Bu parametre daha hızlı çalışmasını sağlayan map'in. T0'dan 5'e kadar. 0 en yavaşı, 5 en hızlısı. 4 en hızlısı. Bir düşüyor işte. Ve kısa çizgi O ile OS Operating System taraması yapmasını istiyorum. Diyor. Operating System taraması yapmak için Super User olmam lazım. Hemen alalım. Taramayı yaparken bu diğerine bakalım. Web server hangi portta çalışıyor demiş. İlk yaptığımız nmap taramasından gözüküyor mu? HTTP servisi varmış 330. portta. Apache. O zaman burası 3333 olmalı.
Tarımı bitti bu arada. Hemen getireyim. Linux tabanlı bir işlem sistemim varmış. Bunu söyledi bize. Tam olarak işlem sistemi adını veremedi. Burada diyor no exact osmich. Tam olarak hiç olmamış ama TCP, ICP fingerprintini verdi. Eğer siz bunun ne olduğunu biliyorsanız gidip submit edebilirsiniz diyor şurada. Dediğim gibi SSH kullanan SSH versiyonunda Ubuntu olduğunu biliyoruz. Copy selection deyip yapıştırdığımda doğru çıkacak. Tür, evet. Bana burada bir ipucu vermiş aslında. Exploitation kısmını senin için verebilecek başka servisler açık olabilir diyor. O yüzden biz nmap ile tüm portları tarayalım diye. Hatta bir agresif tarama yapsın ve tüm portlar. Tamam, kenarda dursun bu. Diğer task'a geçelim bu sırada. Bu task'ta GoBuster ile serviste bulunan ayakta olan URL adreslerini keşfetmemizi bekliyor bizden. Nasıl kullanılması gerektiğini burada belirtmiş. Kali Linux işlem sisteminde GoBuster zaten halihazırda kurulu olarak geliyor. Eğer kurulu değilse de GitHub reposundan burada bir yerde vermiş olması lazım. Bu gördüğünüz adresten veyahut direkt suda apt-get-install-gobuster diyerek de indirebilirsiniz. Bilmiyorum gobuster mi gobuster mi nasıl telaffuz ediyorsa artık. Bir workdist ile birlikte gobuster'ı şu komut ile çalıştırın diyor. Çalıştıralım hemen. GoBuster dirden sonra taramasını istediğimiz URL adresini belirtiyoruz. Makinenin IP adresini kopyalıyorum yine. 3230. port. Worklist olarak da worklistler neredeydi ya bakalım bir. User'daydı sanırım. Şehirde miydi? Hayır. Şu an WordPress'in olduğu dizini unuttum. Bakalım burada belirtiyor olmalı mı? Evet bir user share WordPress aslında doğru dizinymiş de. Buradan dir boss, dir için herhangi bir veya vfuzz için olan WordPress'lerden bir tanesini kullanabiliriz. Ben dir boss onun için kullanacağım. CD dir boss deyip dir de girip fark etmez. Buradan common.txt kullanalım. Yaygın olarak kullanılanlardan. Copy selection. Hayır, yanlış yaptık. Direkt bu dizini kopyalıyorum. Simgenin altına ise yazarız. Taramaya başlattım şu an. Tarıyor. Gördüğünüz gibi dizileri burada listeliyor buldum. Şunu kapatayım. Ve şunun boyutunu birazcık büyüteyim. Ops. Bir daha büyütelim. Tamam. Index'e HTML buldu. Bir gidelim bu adrese. Direkt gittiğimizde karşımıza ne çıkacak merak ediyorum. Veya erişebilecek miyiz? Sanırım erişemeyeceğiz. Bunu aldım buradan. Bu arada tarama bit denmekle yaptım tarama.
Gördüğünüz gibi açık portların tamamını buldu. 3232, 3128'de HTTP proxy varmış. Netbios SSN servisi varmış. 139 ve 445'te. Tamam, bu kenarda dursun. Bu işimize yarayabilir daha sonra. %100 olarak Unix HTML buldu sadece. Internal'da redirect yapmış, 301 döndürmüş. Erişemiyorum. Ping atabiliyor muyum? Düştüm mü acaba? Ping atabiliyorum. Neden görüntülenmiyor? VPN ile alakalı olabilir mi bakalım. Muhtemelen VPN ile alakalı, çünkü çıkarken farklı bir IP adresinden çıkıyoruz. Evet, onunla alakalıymış. Böyle bir web sitesi varmış burada. Index HTML kısmında. Peki, tamam. Buraya geçelim. Upload form page olan direktör hangisi diyor. Bunu yaptığımız tarama da çıkması lazımdı. Bu emme falan, pardon. Burada. Server status internal. Internal'da gitmediyelim. Gidemedik. Geldik, doğru. Internal. Kopyalıyorum bunu. Tamamdır. Bir upload sayfası bulduk. Buradan bizden dosya upload edip reverse key almamız bekleniyor muhtemelen. Tam olarak bahsettiğimiz şey ise, evet. Birkaç dosya upload etmeye çalışın. What common extension seem to be blocked diyor. Muhtemelen PHP'dir bu. Direkt denemeden PHP yazmak istiyorum. Evet. Neden PHP'dir dedim. Çünkü PHP'yi reverse shell'ı biliyorsunuz. Onu güvenlik önlemi olarak engellemeleri gayet normal bir şey. Yine de deneyelim isterseniz. Mesela. Üç tane farklı şekillerde yazarak PHP dosyası oluşturdum. Mesela şuna bakalım. Extension not allowed diye gördüğünüz gibi. Burp suite çalıştırmamız gerekiyormuş. Burp suite çalıştıralım. Hangi extension'ların, yani hangi uzantıya sahip dosyaların bloklanmadığını test etmek için WebSuite ile brute force saldırısı yapacağız burada. Tabii bunun için önce Foxy Proxy tarayıcımı kurmam gerekiyor. Bu tarayıcı da kullanmadım hiç. Ben bu videoyu durdurayım en iyisi. Firefox. Evet arkadaşlar,
WorpSuite için gerekli olan sertifikayı kurdum. Şu an WorpSuite sistemi çalışır halde. O yüzden bunu komplet edip geçiyorum. Aşağıda belirtilen görseldeki uzantılarla benden bir Word list oluşturmamı istemiş. Oluşturalım. Oluşturdum, kaydettim bunu. Diyor, Bob Suite ile trafiğin kesildiğin önemi yok. Şu anda trafiğim şu an kesildi, az önce kesilmiyordu. Ardından buraya bir dosya upload it. Upload et. Tabi direkt upload etmeyeceğiz. Upload ettiğimiz dosyanın uzantısını değiştirmiş şekilde göstereceğiz. Deneyelim. Choose file deyip buradan deneme PHP'yi seçtim mesela. Normalde buna izin vermiyordu. Open dedim. WebSuite'imi getireyim. Ekranı tekrardan siz de görün. Tabi gidecek birazdan. Submit ediyorum. Şu an yakalayacak burada intercept kısmında. Çok ilginç bir şekilde yakaladı. Böyle olmaması lazım. Bunu tekrar edelim. Tamam. Choose deyip tekrardan izin vermediğini seçiyorum. Intercept on durumda. Submit ettim. Güzel. Şimdi burada dosyanın uzantısını değiştirebiliyoruz. Onu değiştirmemiz gerekiyor. Intruder'a göndermemizi söylemiş. Sağ tık yapıp isteği send intruder diyorum. Burada atak tipini positions'tan sniper seçiyorum. File name'e bir dolar işareti eklememi söylemiş. File name nerede burada? Göremiyorum ama. Name, file, file name, deneme. Add yapıyorum buna. Kendisi eklemiş zaten gerçi. Sileyim bunu, tekrardan ekleyeceğim. Otomatik eklediği için sıkıntı çıktı. Güzel. File name ekledim. Daha sonra bu şekilde gözükmesi lazımmış. Daha doğrusu sadece uzantı eklemiş file name'de. Tamamına değil. Clear yaptım. Nokta php'li kısmı. Bizim çünkü dosya ismimizde nokta da var. Add deyip bunu bir parametre olarak WebSuite'e belirtiyorum. Daha sonra payloads kısmından load deyip az önce oluşturduğum word list'i seçiyorum. İsmini ne koymuştuk? Bunu PHP exit. Buraya geldi gördüğünüz gibi. Şimdi de start attack deyip saldırıyı başlatıyorum. Hepsini 200 döndürdü. I'm just good at caring too much. I'm just good at caring too much. Is it too much to ask that you be all mine? I never was good at sharing. I'm just good at caring too much.
Dürdürün. Evet. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Right Up'ına baktım, bunun neden böyle olduğunu anlayamadım açıkçası. Right Up Fezzan eleman da demiş, ben bunda bir farklılık göremiyorum, bir anomali yok. Hepsini tek tek elle deneyeceğim. Hepsini tek tek elle deneyince şu gördüğünüz 5.'nin PHTML dosyasının kabul edildiği görülmüş. Biz de hemen bunu kontrol edelim isterseniz. Slack'ten çıkış yapayım ben bir dakika. Ya da bildirimleri kapatsam yarım saatine kafi, tamamdır. Nereden? Buradan. Burp Suite'in proxy kısmından intercept'i durduralım. Choose file deyip PHTML'i deneyelim biz de. Dosyamızın uzantısını PHTML olarak değiştirmek lazım tabii ki önce. PHP, mesela deneme PHP, deneme PHTML olarak değiştirdim. Şimdi upload etmeyi deneyelim. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde upload etti. Sırada nereye upload ettiğini bulmak var tabii ki. Bizim burada amacımız bize reverse shell almamızı sağlayacak bir PHP web shell upload etmek olacak. Buraya şunu yazıyorum, PHTML. PHTML olarak submit edelim. Reverse PHP shell'in linkini vermiş burada. Bunu indirelim. Kopyaladım bunu. Desktop'a indireceğim direkt. Git clone. Repository'yi bulamıyor. Tamam ya, kopyala yapıştır yapalım. Uğraşamayacağım. Desktop'taki denemenin adını reverse shell olarak değiştiriyorum ve içerisine az önce kopyaladığım ifadeleri yapıştırıyorum. Ctrl S deyip kaydediyorum. Bu kadar. Diğerlerini silebiliriz. Bunu silelim. Bunu silelim. Bunu. Tamamdır. Sırada bunu upload etmek var. Buraya gelip open deyip bunu upload ediyorum. Reverse shell. Okey, yaptık bunu. İndirilenler buraya upload ediyormuş. Direkt yapsa gözüküyor mu? Gözüküyor. Deneme PHTML ilk uploadumuz. Reverse shell PHTML ikinci uploadumuz. Connection refuse dedi. Tabii biz burada bir şey yapmayı unuttuk. Kendi IP adresimize göre burada değişiklikler yapmamız lazım. Bunları yapmadığımız için hiçbir işimize yaramayacak bu. Burada IP adresi kısmını bulalım. IP, bağlanacağı IP adresini belirtiyoruz burada sisteme. Hangi porttan bağlanacağınızı belirtiyoruz. Zaten bunları değiştirin diye yazmış. IP adresim burada da görüldüğü gibi bu. Gerçi şunu vermemiz lazım bizim. Şunu vermemiz lazım onunla aynı ağda olan. Bir deneyelim ya bunu ya bunu. İkisinden birini vermemiz gerekiyor ama. Copy selection. 192 olanı versek bağlanmaz diye düşünüyorum. Çünkü OpenVPN'in sağladığı bağlantıyla aynı bağlantı olmamız lazım. Porta 444.444 vereceğim. Nereye gitti bu ya? Ben mi göremiyorum? Arkada. V2. Tekrar upload edelim. Submit ettim.
Şimdiden Netgate'de 4.044 portumu dinlemeye alacağım. Port dinleniyor. Daha sonra bu dosyaya gideceğim. IP adresini kopyaladığım için IP adresi kaldı. Tekrar kopyalıyorum şu dizini. Yorton 0 IP, doğru IP adresini vermişiz. Şu dizine gitmemiz gerekiyor. V2 olanı tıklıyorum buradan. Şimdi düşmüş olmalı. Aynen gördüğünüz gibi. Tam bu dosyayı server'da çalıştırınca reverse shell'im çalıştı ve ben bağlantı sağlamış oluştum. Sağlamış oldum. Where am I deep? Who am I? Kim olduğumu görüyorum. Hangi user olduğumu. Allah, kötü oldu bu. Geri yapıp tekrar bağlantıyı sağlayalım. Gördüğünüz gibi düştü. Şunu kapatabiliriz artık. Bu durmalı tabii ki. Reverse shell'imizi de aldık. Şu an aslında hedef sistemin iç ağına dahil olduk. Yani sızdık diyebilirim, evet. What is the name of the user who manages the web server? Web server yöneten şeyin adını soruyor bizden. User'ın adını, kullanıcı adını. Bakalım buna. Bu MI kısmından zaten bakmıştık. BBB data. Ama bu değil sanırım ya. What is the name of the user who manages the web server? Say same form alayım. Tabi metal printer de vardı. Buna nasıl bakabiliriz? How to get usernames in Linux. Ubuntu'dayız zaten. Bu komutu çalışıyor mu deneyeyim hemen. Çalışmadı. Where am I? BB data'yız ama yani az önce de görmüştünüz zaten. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Trajectory buradaki alan hiç o kadar da buna uymuyor. Yöneten web server'ı yöneten kullanıcının adı diyor. Gerçi current kullanıcının demiyor, evet. How to get users, all users in Linux OS X sanırım. Tabii. Aa, güzel. Az önceki list mevzulu olan işimize yarayacaktır. Aynen. etc pass within içinde kullanmamız lazım. Ona izin veriyor sanmıyorum. Okey bildik valla. Root olabilir mi? Deneyelim. Bunu kapatayım. Hayır, ne yanlış.
Write up bakacağım. Kısımları geçtik. Reversal aldık. Bill. Nereden biliyoruz Bill olduğunu ama? Çünkü bu da 1005'e erişebiliyor. 1005'e erişebilenlerin hepsi root oluyor. Root da 1005'e erişebiliyordu. Bakın. Bununla ilgili az önce açtığım sayfa nerede? Kapattım mı onu? Kapatmışım. Orada bir şey yazıyordu da. Bakacağım, o sayfayı bulmam lazım. Gitti ya. Neyse. Bir kopyalıyoruz buradan. Ve yapıştırıp submit ediyoruz. What is the user flag? Geldik zor kısmı. Bizden bayrağı bulmamızı istiyor Flea. Nerede olabilir? Biraz kurcalayalım. Ben muhtemelen burada videoyu durdururum. Bu kısım bazı zaman alır gibi geliyor. Yani C'de olmaz ama kit olur. Kit. User nokta txt ya ne oluyor, cat user nokta txt yanlış yazmışım, bayraktı mı yoksa? Bu kadar kolay olmaz ya, direkt aa buymuş, güzel. Burada videoyu durduracağım, videoya başka bir zaman devam edeceğim. Yaklaşık bir saattir makineyle uğraşıyorum arkadaşlar. Videonun devamında görüşmek üzere. Selamlar arkadaşlar, tekrardan kaldığımız yerden Winversity makinesine devam ediyoruz. Bir hafta geçti üzerinden sanırım, hatta iki hafta bile olabilir, tam hatırlamıyorum. Az önce açtım makineyi, ben de böyle zinceledim. Yani yeni çok fazla bilmediğim şey öğrendim bu makine üzerinden. İlk başta ne yaptığımı göstereyim size buradaki olay başlamadan önce. Write-up okudum. Write-up'ına baktım çünkü cidden beni aşan şeylerdi bunlar. Burada CUID ve SGID kavramlarını öğrendim. Daha sonra SystemCTL ile yetki yükseltme yapabildiğimizi öğrendim ve find komutunun çok güzel bir kullanışı varmış, onu öğrendim. Şimdi de zaten bunlara değinerek bu makinenin çözümünü anlatmaya çalışıyor olacağım. Başlayalım. Siz zaten şu an makinenin içerisindesiniz diyor. Linux'ta SUID, set owner, user ID, open execution diye bir özellik var. Bu özelliği burada anlatmış kısaca. Bu özelliği ben araştırdım ve şöyle bir kaynak buldum. Bu kaynağın linkini zaten açıklama kısmına da bırakırım. Burada Türkçe bir şekilde çok güzel, gayet açık bir şekilde anlatmışlar. SUID kavramı Linux'ta bazı dosyalara sadece rootlar erişir, root yetkisi sahip kullanıcılar erişebiliyor ama bu dosyalar aynı zamanda root yetkisine sahip olmayan kullanıcıların erişmesi gerekiyor. Örneğin siz kendi kullanıcınızın şifresini değiştirmek istiyorsunuz. Bunun için normalde root'un erişebileceği user bin altındaki plus dosyasına erişmeniz gerekiyor. Ama siz root değilsiniz, erişemezsiniz. O zaman mantıken şifre değiştiremiyor olmanız lazım, değil mi? İşte SUID özelliği sayesinde bu sorunun önüne geçmişler Linux'ta. SUID özelliğini sahip olan dosyalara diğer kullanıcılar da erişip kendi işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Yani SUID kavramının özeti kısaca bu şekilde. Burada da SUID dosyasında X yerine S ile gösterildiği gözüküyor gördüğünüz gibi user kısmında. SGID'de de grup kısmında burada X var. Eğer burada S olsaydı bu dosya hem user için SUID özelliğine sahip hem de grup için SGID özelliğine sahip olacaktı. Şimdi bize diyor ki sistemdeki tüm SUID dosyalarını tespit edin diyor ve hangisi öne çıkacak diyor. Bunun için ben bir
komut buldum kendim. Yani write-up okudum, anlamaya çalıştım. Ve notumu da aldım buraya hatta. Şöyle bir komut var. Find perm 4000. 400 4000. Burada da açıklamasını buldum, yazdım. Find'dan sonra kullandığımız işaret, eğik çizgi işareti, bildiğiniz gibi tüm dizinleri ifade ediyor. Tüm dizinler altında çalış diyor find'a. Perm'de find'ın bir çalıştırma modu. Kendisinden sonra, yani perm'den sonra belirteceğiniz değere sahip olan değeri sahip değil. Kendisinden sonra belirteceğiniz izin değerine sahip olan dosyaları arıyor. Hemen yapalım bunu. Sisteme zaten bağlanmıştım. Find eğik çizgi perm eğik çizgi 4000. 4000 SUID'nin izin değeri. Yani 4000 izin değerine sahip olan dosyalar SUID özelliğine sahip oluyor. 2000, 2000 değil, 2100 değil tabii ki. 2000 değerine sahip olan dosyalarda SGID özelliğine sahip oluyor. Bizim SUID ile işimiz var şu an. O yüzden 4000 değerini kullanıyorum. Gördüğünüz gibi bana bunları listeliyor. Listelesin. Evet, tarama bitti. Bana bazı SUID'lerine sahip olan dosyaları getirdi. Bazılarının yetkimize erişemediği için Permission Denied dedi. Burada BinSu, Bin'in altındaki NFTC 3G gibi bazı dosyaları listedi. Burada gördüğünüz gibi SystemCTL var. SystemCTL nedir? Linux'ta servisleri oluşturup çalıştırmamızı sağlayan araçtır. Biz SystemCTL'i çalıştırdığımız zaman kısa bir süreliğine root yetkilerine erişmiş oluyoruz. Yani biz bir servis oluştursak bu servisi SystemCTL ile çalıştırsak bu servis root yetkileriyle çalışacak. Yani o servisi biz root yetkilerinde bir terminal almak için veya bir root yetkilerine sahip olan bir kullanıcının çalıştırması gereken bir dosyayı çalıştırmak için kullanabiliriz. Burada iki farklı seçenek var. Benim okuduğum write-up'ta direkt cat komutuyla normalde erişemediğimiz root altındaki root.txt dosyasını çalıştırmışlar. Benim incelediğim makalede ise, şu makalede bunu da göstereyim. SystemCTL ile nasıl yetki yükseltme yapılır? Privilege Escalation yapılır makalesinde kısacasıyla da bir sistem oluşturmuşlar. Root Service adına sistem diyorum. Servis oluşturmuşlar. Bu servisle bulunduğunuz makineye yeni bir shell alıyorsunuz. Ama bu shell root shell oluyor. Ben bunu yapmak istiyorum şu an. Hemen başlayalım. Ne yapacağız peki daha sonra ikinci adım olarak? Buldum bunu. Bir dakika, bunu buraya yapıştıralım bir kere. Denemedim ama budur muhtemelen diye tahmin ediyorum. Evet. Şimdi diyor root.txt altındaki bayrağı bul ve buraya yapıştır. Tamam, yapalım bunu. Açıyorum. Tekrardan notuma bakıyorum. Ne yapacağımı unuttum çünkü. Ekran gitti. Geldi güzel. Şimdi bizim writable, yani yazı yazabileceğimiz, dosya oluşturup dosyayı düzenleyebileceğimiz bir directory gitmemiz lazım. Yine bunu da find komutuyla bulacağız. Find diyorum. Kısa çiziyorum. Eğik çizgiyle tüm dizinler altında arama yapmasını istiyorum. Type deyip directory olmasını istiyorum ve writable deyip bunu ekrana bastırıyorum. Bana şu an benim yazma yetkimin olduğu dosyaları ekrana bastıracak. Dosya değil, pardon, dizinleri. Çünkü D parametresini kullandık. Gördüğünüz gibi var temp buraya yazabiliyormuşuz. Oraya gidebiliriz. Normal TMP dizini vardı. Ona da yazabiliyorduk. Az önce bulmuştum ama ne oluyor? Yo, bir saat ver makineme. Neyse, bir saat daha ekleyelim. Okey. O, kapattım yanlışlıkla. Temp dizinin altına ben yazabiliyorum gördüğünüz gibi. CD temp deyip oraya geçelim. TMP temp demeyeyim. Neyse. Şimdi burada bir dosya oluşturacağız. Nano bu terminalle çalışmıyor. Vim çalışıyor. Ben de Vim bilmiyorum. Bayağı özürlüyüm Vim konusunda. O yüzden Vim yerine echo komutuyla bu yazdırma işlemini yapacağız. Neredeki script'i yazacağız? Daha doğrusu servis dosyasını. Bu gördüğün servis dosyasını aynen yazacağım.
Burada IP adresi yerine kendi makinemin IP adresini vereceğim. Ve ben bu servisi systemctl ile çalıştırdığımda benim makineme bir reverse TCP shell açmış olacağım. Hadi başlayalım. Burayı hızlandırır muhtemelen çünkü bayağı ekol yazmak zaman alacak. Nasıl yazıyorduk onu hatırlamıyorum. Heh tamam hatırladım. Echo diyorum. Tek tırnak açtım ve unit. All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume. I'll take the pleasure and the pain. The sorrows in your brain. Bir şey yok. Baştan yapıyoruz hemen her şeyi. Tamam. Echo diyorum. Sonra yok hayır. Direkt değişken oluşturdum. Direkt değil mi? Nereye yanlış yaptım? Birleşik olması lazım ya.
root.txt'ye. Flag. Oh sonunda. Sanırım az önce makine bug'a hiç girdiği için böyle şeyler yaşadık. Muhtemelen root shell alma olayında yapabilirdik diye düşünüyorum. Yani gördüğünüz gibi her şey aynıydı aslında. Nedenini ne pek anlayamadım. Makinenin bug'a girmesini buluyorum. Ağlayaraktan. Hemen flag'i yapıştıralım. Bir yanlış çıkıyormuş. Oh. Bitti arkadaşlar sonunda. Çok güzel, bayağı üretici bir makineydi. Ben sistem CTL olayını, SUID olayını ve find komutunu kullanım hakkında yeni şeyleri bu makine sayesinde öğrendim. Umarım sizin de işinize yarar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda, ilerleyen videolarda görüşmek üzere. Bay bay.